Evet, hoş bulduk. Gayet iyiyiz. İşteyiz şu anda. Çalışıyoruz. Aynı anda tabii iki iş yaptığım için şimdi info ettiğim, akşam Taner Özdeş Akademi diyeyim. Böyle işte iki işi aynı anda yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Biz klasik olarak gelen her konuya şunu soruyoruz. Pandemi nasıl geçti? O eve kapandığımız, benim de anonsta söylediğim gibi eve kapandığımız günlerde bizim meslektaşımız olanlar, sizle biz de meslektaşız, eğitimciyiz, danışmanız. Bayağı verimli geçtiğini söylüyoruz. Sizin için de nasıl geçti? Biraz isterseniz ondan bahsedelim. Üzerine yavaş yavaş konuya doğru yaklaşabiliriz. Buyurun, söz sizde. Tabii şimdi pandemi dediğimiz şey tabii bizim beklemediğimiz bir olaydı. İlk önce ciddiye almadık tabii, ta Çinler'de olduğu için. Hani bize gelmez diye düşündük. Doğallıktan gerçekten, hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben Mart ayında Afrika'ya gittim. Yani o pandemi başladığı zaman 22 saat uçarak Afrika'ya gittim geldim. Yani o zaman Afrika'ya uğramamıştı korona. Gittim geldim. O zaman bir çok ciddiye almadım. Türkiye'ye döndükten sonra almaya başladım. Tabii sonra ilk önce şirket olarak da direndik. Sonra işte yavaş yavaş eve göndermeye başladık. Sonra tabii ki biz de 2 ay boyunca şirketi kapattık. Yani benim açımdan çok güzel oldu çünkü bir sürü yapmak istediğim bir şey yaptım. Aşağı yukarı 40 tane yakın canlı yayın yaptım. Bir kere takipçi sayısı açısından yani takipçi sayım çok ciddi arttı. Yani %100'ün üzerinde arttı bütün sosyal medyada. Bir sürü ulaşamadım. İnsana ulaştım. Özellikle Instagram canlı diye bir şey daha bilmiyordum. Daha önce yapmıyordum. Onu öğrenmiş oldum. İşte YouTube kanalım vardı ama hiç kullanmıyordum. Onu aktif hale getirdim. Yani artı onun dışında bizim bu kahvehanede sohbetler dediğimiz bizim kendi YouTube üzerinden yapmış olduğumuz canlı sohbetleri Zoom'a taşıdık. Gayet hiç Zoom kullanmamıştım. Zoom'u öğrendim. Yani ondan sonra evime işte kamera aldım, mikrofon aldım, ışık aldım ondan sonra. Yani bir stüdyo kurdum evin içinde. Kendime ait bir stüdyom oldu. Kendim hiç videomu çekmemiştim. Kendi videomu çektim. Ondan sonra tabii yeni bilgisayar aldım. İnternet hattımı güçlendirdim. Yani tamamen evi bir yaşam alanı olarak dönüştürdüm. Ailem de artık zaman geçirdim. Benim için iyi oldu yani. Yani 2 ay dinlendim ya. Gerçekten dinlendim, şey yaptım. Kitap okudum diyemem. Çünkü çok enteresan bir şey. Pandemi döneminde kitap okuma sürem %50 azaldı. Onun da sebebi çok fazla elektronik olmamızdan kaynaklanıyor. Yani kitap okuma çok negatif etkiledi esasında bu evde kaldığım sürece. Daha az okudum. Çok enteresan o. Benim, yani onu aşamadık. Yani. Mesela akşamları saat 2'den önce yatamadım. Sabahta 9 önce kalkamadım. Taner Bey, yani, araya girdim ama gerçekten benim de öyle oldu ve şimdi sizin böyle olduğunu duyunca içime su serpildi. Hani meslektaşlarım da böyle olmaz. Bazıları çok ciddi okuduğunu söyledi. Ben de o okumaktaki boşluğu TEDx konuşmalarını izleyerek, çeşitli konferansları izleyerek, işte ne bileyim video eğitimler alarak tamamladım. Her şeyi okuyarak öğrenilecek diye bir kural yok herhalde, değil mi? Bugün onun üzerine de mutlaka konuşacağız. Bir de şunu aklıma geldi siz söylerken. Siz şimdi belli bir camiada tanınıyorsunuz. Hani insanın çevresi halkadır ya. Birinci halkada tanınıyorsunuz. İşte satış, pazarlama kitaplarınızla, işte çevreyle. Büyük ihtimalle onun bir üst halkası olan, hani direkt bununla ilişkisi olmayan insanlara da ulaşmış oldunuz. Böyle bu halkayı geliştire zaten sosyal medyada büyümeye başlıyoruz. Benim de çok ilgimi çekti. Sizin daha çok aktif olmanız sosyal medyada, Instagram'dan yaptığınız canlı yayınlar falan gerçekten çok başarılıydı. Bunun da kazancı, her zaman para kazanılmıyor ama takipçi kazanmak da para kadar değerli bir şey. Çünkü yeri geliyor o takipçileri, ister organik olsun ister olmasın, satın alma durumuna düşüyoruz. Şimdi biz bugün programda insanın kendini yönetmesini konuşacağız. Siz bir şekilde pandemide kendinizi yönetmişsiniz. Burada bir taktik, bir şey var mı? Bir yöntem var mı? Hani şöyle bir yöntem vardır. İnsan yaşar, yaşadığını uygulamaya çalışır. Sizin taktik böyle bir şey mi? Yoksa siz zaten planlı mı kuruyorsunuz? Değil, çok güzel. O zaman buyurun, söz sizde. Biliyorsun bunu aşağı yukarı kaplıyorsun, bu zaman zengini diye bunu eğitimle vereceğim. Yani ben aşağı yukarı 3 yıldır açık sınıf ortamında veriyordum. Artık online taşıma kararı aldım. Olay şu, şimdi yani Türkiye'de insanlar zaman yönetimini bilmiyorlar. Niye bilmiyorlar? Bir kere insanın şunu bilmesi lazım. Zaman sınırlı bir şey. Bir şey düşün. Bana göre zamanla para arasında hiçbir fark yok. Yani bir tek fark tabii ki para bulunan bir şey, zaman bulunan, yani paradan daha kıymetli bir şey. Yani ikisi de bence aynı tüketme anlamında. Ama zaman, yani insan öleceği için, sınırlı olduğu için zaman çok daha kıymetli paraya göre. Şimdi sen bankada diyelim 100 lira paran var, değil mi? Ve bu haftayı planlayacaksın, değil mi? Ne yapacaksın? 100 lira paran var. Sen şimdi bu haftayı planlarken o 100 liralık bir hayat sürüyorsun. Yani o 100 lirayı harcayan şekilde bir plan yapıyorsun. Yani sen hafta dışarı çıkma sayın, ondan sonra ne bileyim evdeki yemek için alacağın hepsini bu o 100 liraya sınırlıyorsun. Fakat insanlar zamanı bu para gibi görmüyorlar. Görmemiş sebebi algılarından kaynaklanıyor. Yani zamanı değerli bir şey olarak görmüyor insanoğlu. Yani zaman zaten var. Ya şey gibi. Mesela, o zaman insanlar niye nefes terapisine gidiyor? Yani insanlar, ben nefes terapisine gittim. Nefes almasını bilmedim, gördüm. Yani çoğu insan nefes alıp vermesini bilmiyor. Ama çok doğal bir şey değil mi? İşte zaman yönetimi de bir şey. Yani oksijen var ama her oksijen olan ortamda doğru nefes alacaksın diye bir şey yok. Bunu doğru yapman lazım. Yani bunun tekniğini bilmen lazım. İşte zaman yönetimi de teknikle yapılan bir şeydir. Bunu tabii çok programa yetmez ama yani bu birçok tekniği yönetiyorum ben bunu. Ama en basitinden şunu yapıyorum. Önce bir yıllık hedefimi koyuyorum kendime. Sonra 6 aylık hedef koyuyorum. Sonra 3 aylık hedef koyuyorum. Sonra aylık hedef koyuyorum. Sonra haftalık hedef koyuyorum. Sonra günlük hedef koyuyorum. Böyle yönetiyorum. Yani benim her günüm belli. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı takip etmek için abone olmayı unutmayınız.